Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çatala şekil vereceğiniz harika börek hazırlıyoruz. Sosu için bir tane yumurtanın akı, çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı süt kullanıyoruz. İyi bir şekilde karıştıralım. Arısı için de beyaz peynir ve maydanozu karıştırıyoruz. Burada 3 adet günlük yufkam var arkadaşlar. Onları üstte koyarak 4'e bölüyorum boyutunu görüyorsunuz. Günlük yufkalar diğer yufkalara göre daha büyük oluyor arkadaşlar. Yapımı çok pratik harika böyle hazırlıyoruz arkadaşlar bu yufkalarla. Bir tane üçgeni aldım arkadaşlar. Tam ortasını hafif toplayarak çatalımı geçiyorum ve fazla bastırmadan bu şekilde sarıyorum. Ortası hafif çukurlu arkadaşlar. Bu çukurluğa da ve kenarlarında hazırlamış olduğumuz sosu döküyoruz. Daha sonra ortam ortasına peynirli iç harcımızı yerleştireceğiz. Eğer ilk olarak sosu sürerseniz yufka yırtılır ve istediğiniz şekli veremezsiniz. Yeteri kadar iç harçtan tam ortasına yerleştiriyorum. Sarkan bu kısımları da tam ortaya gelecek şekilde katlayarak kapatıyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde de böreğimizi çevirelim. Şeklimizi görüyorsunuz. Harika bir şekli var. Bir tanesini daha yakından göstermek istiyorum. Hafif katlamış olduğumuz yufkayı çatala geçiriyoruz ve bu şekilde yavaş bir şekilde çeviriyoruz çatalla. Her tarafına fırçayla sos sürüyoruz ve hazırlamış olduğumuz iç harcı da tam ortasına yerleştirerek katlayarak şeklimizi veriyoruz. İsterseniz patates, kıyma veya sevdiğiniz iç harçla da bu böreği hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün beyaz peynir ve maydanoz kullandım. Yapılışı çok basit arkadaşlar. Hemen Hızlı bir şekilde ben 3 dakika içerisinde bütün böreklerimi hazırladım. Pratik, az malzemeli, oldukça lezzetli oluyor arkadaşlar. Şekli şahane. Kalan yufkalarımı da aynı şekilde tamamlıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorumlarınızı, fikirinizi yazmayı unutmayın. Küçük bir emoji bırakırsanız sizin buraya kadar izlediğinizi anlarım. hızlı, basit, kolay tariflerden bir tanesi oluyor arkadaşlar. Ve bu böreği yapmak oldukça pratik. Hepsini aynı şekilde tamamladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine böreklerimi diziyorum. Artan sosu da tekrar üzerine sürüyorum ki fazla kurumasın arkadaşlar. Fırça yardımıyla her tarafına sostan sürelim. Daha sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarısını da her tarafına gerçek şekilde süreceğiz. Yumurtanın akını sosun içerisinde sarısını da üzerinde kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Her tarafına yumurta sarısını sürüyorum. Bu şekilde nar gibi kızarıyor. Ve tam ortasına da biraz çörek otu yerleştiriyorum arkadaşlar. İsterseniz susam da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının orta tarafında üzeri kızana kadar böreklerimizi pişirmeye gönderelim. Böreklerin fırından çıktı arkadaşlar harika gözüküyor ve çok güzel bir şekilde kızardı. Şekli şahane pratik tariflerden bir tanesi oldu. Henüz sıcak arkadaşlar. Altı da bu şekilde kızarıyor. Artık servis tabağının içerisine alabilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın yeni farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.